Ben sizi buraya evlatlarımı kollayın, yanlış yollara sapmalarına mani olun diye gönderdim. Lakin sizin dünyadan haberiniz yok. Biraz geç kalsam nasıl bir manzarayla karşılaşacaktım Allah bilir. Sultanım, bağışlayın. Şehzademiz Bayezid'i sakinleştirmeye çalıştım. Ancak ne mümkün? Şehzademizin tabiatını biliyorsunuz. Ben de elimden geleni yaptım sultanım. Şehzademizin lalası Mustafa Bey size mektup yollamıştı zaten. Hele sen hiç konuşma. Seni buraya gönderirken Nurbanu'nun icabına bak demiştim. Onu bile beceremedin. Eline yüzüne bulaştırdın. Unuttum sanma. Sultanım, Şehzademiz Beyazıt'ın hünkârımıza yazdığı mektuptan haberiniz var mı? Evet. O kadar dil döktüm. Yapmayın dedim ama şehzademiz beni dinlemediler sultanım. Madem öyle niye o mektubun payitahta gitmesine mani olmadın? Şehzademiz dizginleri sıkı tutuyorlardı sultanım. Mektuba mani olsam elbet haberi olacak, başka bir mektup yollayacaklardı. Onun yerine başka bir tedbir aldım. Sokullu Mehmet Paşa'ya haber gönderdim. Şehzademizin yazdığı mektubun hünkârımızın eline zinhar geçmemesi gerektiğini söyledim. O icap edeni yapacaktır. Sen ne yaptın ağam? Keşke Rüstem Paşa'ya haber verseydin. Mahsus ona haber vermedim. Rüstem Paşa'mız tarafkir davranır, hünkârımıza mektubu bizzat takdim ederdi. Ya Sokullu bunu beceremezse? Mektup hünkârımızın eline geçerse? Gel. Beklediğiniz mektup geldi paşam. İyi iş başardın İsmail Ağa. Lokman Ağa'nın bahsettiği kadar varmış. Bu mektup hünkârımızın eline geçseydi Şehzademiz Selim'in vay haline. Paşam. Ne oldu Zalı? Gratia Mendes'le alakalı bir malumat mı edindin? Şehzade Bayezid'den hünkârımıza bir mektup gelmiş paşam. Ağa mektubu hünkârımıza değil de Sokullu Mehmet Paşa'ya götürmüş. Sen ne dersin Zal? Bu ne cüret? Mektup nerede? Hangi mektuptan bahsediyorsunuz paşam? Şehzade Bayezid'den gelen mektuptan bahsediyorum Sokollu. Nerede? Benim öyle bir mektuptan haberim yok paşam. Hem neden burada olsun ki? Sanıyor musun ki bu sarayda bir kuş uçacak da benim haberim olmayacak? Her ne saklıyorsan bil ki o benim ayağıma gelecek. Dua et de beni çok kızdıracak bir şey olmasın Sokollu.